Ne gelişme oldu şu anda? Elektrikle ilgili o anda bugün için TEDAŞ'a başvurduk. Müdür Bey'le görüştük. Bir miktar borcun olduğunu kendisi bizlere söyledi. Bu borcun yattıktan sonra elektriği açacağını ve ayrıyeten bir abone vereceğini Sayın Müdürümüz söylediler. Elektrik borcunu da Kars'tan isim mevzusu olarak herhalde söylemeyeceğim. Bir hayırsever başkanımız bu elektrik borcunu yatırdı ve bizlere büyük bir destek oldu. Allah binlerce razı olsun. Buradan kendine, köyüm adına ve kendi muhtarlık adıma teşekkür ediyorum. Ne kadar borç vardı? 2 milyar 477 lira bildiğim kadarıyla. Bu borç için mi 8 aydır kalan? Evet, bu borç için kapalıydı bu elektrikler. Evinde şahsı tapusu olmadığı için birkaç sefer müracaat edilmiş. Müracaat edildikten sonra da şahsı ev tapusu isteyerek abone verileceğini söylemişler. Zaten bu vatandaş görüyorsunuz tek gözlü bir odada 6 tane nüfustan yaşıyor. Kendisi de hasta. Şu anda zaten özürlü olarak ayakta, yani bir kişi durmadan, kaldırmadan, gezdirmeden şey yapamıyor yani. Destek olmadan gezemiyor. Bunu da Allah razı olsun yardımseverlerden, buradan da bu yardımlar adına buradan bütün Türkiye'nin her bir köşesinden yardım destekleri geldi ve burada da Sayın Belediye Başkanıma ve ekibine ayrıyeten teşekkür ediyorum, köyüm adına, muhtar adına bize ışık tutarak bu yağışta, bu yağmurda buraya kadar zahmet ettiler. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Evet. Ayakkabılar oradadır abla. Abla şuna bakıyordu ya. Rengi nasıl rengi? Pembe. Pembeyi de seviyormuş zaten. Çok seviyorum. Beğendin mi rengini? Evet. Ha, tam güzel oldu bak ya. Teşekkür ederim. Tekin abi tüp var mı şimdi? Aha. Arabada var. Tüp olacak. Benim mi başım gelsin? Tamam. Gelsin. Tamam. Tamam. Rengim bakım olacak. Olur sanırım. Vurur mu abi? Evet. Doğum geldi mi? Havada bu doğum gelmiş. Başka gelmiş. Böyle yapayım. Ya kalp boş bakayım ayağına. İkiden giydim. Peki. Da? Hoş geldin. Canım. Olsun olsun. Yok yok muhtarım. Hiç gerek yok. Başkanımız ne diyor? Yok şey, onun etiketi kaldı. Herkes acıları çözüyor. Bakayım bakayım. Ben şuraya bakayım. Erdiç abi. Vallahi. Buyurun efendim. Buyurun doğru. Bak maşallah. Hepsi üstünün güzel oturdu var. Efendim. Otokula başladın artık cizavet lastik ayakkabı almalı. Onu da güzelce kutu. Kurban almış, burayı çarptılar zaten. Yok, yok, eski. Thank you.
Bizim de elektriklerimiz yokmuş. Bizim birlikler kullanıyoruz buradan. Evet. Geldi kestiler. Telefon hakkından çekildi. Yani telefon kablosundan. Kardeşime de bir de 250 milyon ceza kestiler. Niye bu kabloyu kullanırsın diye. Ha, o şekilde hepsini topladı diyor. Siz ne zamandır elektrik yok? Sizde misin? Aynı şekilde. 8 aydır. Aynı şekilde. Orada buradan mı alıyoruz elektriği? Buradan alıyoruz. Buranın tapusu olmadığı için abone de vermediler. Ha. O şekilde. Yani siz de aynı durumdasınız. Evet. Senin kaç çocuğun var? 3 tane. 3 çocuk. Ve evet. 8 aydır siz de karanlıktasınız. Evet. Sizin isminiz neydi? Selçuk Uysal. Selçuk Uysal. Siz evet. De Uysal. Evet. Ha, neyi oluyorsun? Abi. Abi isim. Evet. Hmm. 2 ay mı ne hastanede yanında yattık. Kanalar tutalı. Uyuyorum zaten. Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Böyle ben de kırdıyorum. Uyuyorum. Koruculuk yapıyorsunuz. Yani bu çocuklar ya. Bu çocuklar da böyle karan. Burada sizin ev mi? Burası ahırımız, o da bu halde. Girmeye bile gel, üstümüze yıkıyor zaten abi. Ev mi? Ev burası. Ev de burası. Ha, orada elektriği yok şu anda. Sen çocukların hangisi bunlar mı? Ha, bu benim. Ne yapıyorsun 3 aydır, 8 aydır elektrik yok? Ha? Ne zorluklar yaşarım? Ha, sen söyle bakayım. Dolabı diğer tarafa indirelim abi. Ben bir Soda evli mi? Bu ev değerli. Burası sizin ev? Hı hı. İşte bu yanı. Siz de burada bir aile bu mu da mı? Hı hı. Biz de 6 kişi burada yaşıyoruz. 6 kişi. Hı hı. Çocukların isimlerini söyle yukarıdan. Can Türk. Yaşlarını da söyle, yaşlarını. Yaşı büyük kızım 10 yaşında. İsmi söyle, peşine yaşını. Gülün Uysal 10 yaşında. Evet. Can Uysal 9 yaşında. Can Türk 8 yaşında. Can Türk Uysal 8 yaşında. 4 çocuğunuz var. 3 çocuğum var. 3 çocuğum var. Bir siz, bir eşiniz. Bir de ben, bir de kaynım. Kaynın ismi neydi? Rıdvan Uysal. Senin ismin neydi? Tevye Uysal. Hı. Nedir bu karanlıkta yaşıyorsunuz? Biz de 8 aydır yaşıyoruz karanlıkta. Beraber bağlı. Burayı kestiler. He kestiler. Ne kadar borcunuz vardı? 2,5 milyar. 2,5 milyar borcunuz vardı. Kestiler. He. Siz de o ailede elektriksiz kaldınız. Evet. Ne yaptınız bu 8 ay boyunca? Ne yaptık? Böyle karanlıkta kaldık. Lamba yaktık. Lambalar var ya efendim. Hı. Babalar almıştı. Babalar dün de yavru attı. Kesin olacak. Kendi düştü hastalardı. Burada oturma odası mı burada? Burada oturma. Ulan vereceğiz, çaya mı vereceğiz, yalan vereceğiz. Yağmur yağıyor. Eşiniz niye yatırmamış elektrikleri? Parası mı yoktu? Parası yok. Ne kadar kazanıyor ayda? Valla bilmiyorum, yeni kurga başladı. Ne zaman başladı? 400-500. Abi anlayacağınız bir ay koruyuculuk yapılması 11 ay hiçbir şeysi yok. Hiçbir şeysi. 11 ay boş, işsiz. Hiçbir vasıfsız işte, hiçbir işte mesleği falan yok yani. İş bulursa yapar yani, aradan marada, ne bileyim 36 yömeye çıkarsa. Ya burada 2 ay ile 8 ay karanlıkta kalır. Evet. 8 aydan da fazladır. Daha tabii geçen aydan. Köylerde bu tarz yaşayanlar çok var onların. Evet, yürüyeceğim. Ben de ev istiyorum, ben de her şeye ihtiyacım var. Çoluk çocuğum geleceğini düşünmek istiyorum. İyi yerde yaşasınlar. Ben de her şeyi istiyorum valla. Ne isteyeceğim Allah. Ne dediğimi, ne konuştuğumu da vallahi. 2,5 haftadayım. Osman, şemsiye elbise alıyor. Hangi şemsiye? Hemen şemsiye elmeye git balıkım. Nasıl ya? Başka. Nasıl? Bu adam da. Bu adam da. Yarın elektrik.
Sen mi alacaksın? Tamam, öyle müsait yere koyun, elektrik falan bulana şey yapar. Ben de arıyorum. Özür dilerim. Şarap tut. Başkanım ev bu tarafta. Bunlar iki zaten, değil mi? Aha. Yoksa buradan işi vermişlerdi. Buranın da böyle vaziyeti. İnsanlar ha burada. Burada senin, değil mi? Ha, burada evet. Benim. Şey nerede? Eşin nerede? Eşim dışarıda. Ha, orada yardım ediyor. Orada yardım ediyor. Şimdi burayı kesince orada ister istemez kesiliyor. Orada buradan alıyormuş elektriği. Doğrudur. Evet, orası at orayı. Orada hepsi orada yaşıyor. Ya işte yaşanan tamam. Ama böyle yaşanmıyor işte. Anladım anneciğim. Tamam. Yaşamıyor dolaydı. Bir işte ileride şey yapalım. Ha, burada gideceğiz. Kim? Ya amca. Hani kim o gelen? Hey İsmail. Gitin hadi. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi. Hadi. Allah'a emanet olun. Hadi. Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah. Sayın Başkanım. Eyvallah. Sağ olun. Şeref verdiniz. Çok bu çalda, bu çamurda bizlere onurlandırdınız. Allah sizlerden razı olsun Sayın Başkanım. Ziraat Bankası. Ziraat. Tamam efendim. Allah senden razı olsun.